Peki ondan sonra ne oldu? Beka diyoruz şimdi. Peki bizim Suriye'de ne işimiz vardı? Cuma namazı kılacaklardı. Obama'nın gazıyla oraya girdik. 2 ay içinde, 3 ay içinde eve bir caminde cuma namazı kılıyorduk. 7 senedir sana cenaze namazı kıldırıyorlar. Onlarca askerimiz, güvenlik görevlimiz orada şehit düştü. Hala da orada sıkıntı var. Yandaş yazarlar vardı. 3 haftaya kalmaz Esad kaçar diyorlardı. Tabii. 4 milyonun üzerinde şu anda Suriyeli bizim başımızda problem. Sorun. Onların içerisinde gerçekten mağdur olan insanları başımız üstünde yeri var. O ayrı bir şey. Ama oradan herkes gel kardeşim. Ve sen Suriyelileri bu vatanda birinci sınıf yaptın. Bu vatanın esas sahibi olan bizler vatandaş. Sağlık şeyini hastaneye gidiyorsun, ödeme veriyorsunuz. İlave para veriyorsunuz. Evet, bunlar hiçbir şey yok. Evet. Bir de geliyorlar. Biz sırada beklemeyiz. Evet. Para ödedikleri bir şey yok. Esnaf anası belleniyor. Tabii. Bunlar geçiyorlar karşısına. Ne vergi, ne bilmem ne, ne ruhsat koyuyor. Ve öyle bir şey yapıldı ki, yani kamu yöneticilerinin devlette ilgili bak yerlerde görev alan insanlar Suriyelilere dokunulmaz. Dokunursak başımıza bela gelir noktasına getirdi. 4 milyonu aşkın. Resmi rakamlar 3 milyon 700 küsur bir. Ben iddia ediyorum kaçaklarla beraber 4,5 milyon sadece Suriye var. 700-800 bin civarında Afganistan'dan gene var. Akıyor Afganistan'dan. Irak'tan gelenler bugün Türkiye'de Afrika'dan gelenlerle beraber 8 milyonla 9 milyon arasında mültecide, ilticacide, efendim serseride, teröriste, masumde bu çok ciddi bir rakamdır. %10. Senin nüfusunun %10'u. Bakın özellikle Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa. Bakın buralarda ve onların beraberindeki evet. O civardaki illerde birçoğunda Arap Suriye'nin nüfusu Türk nüfusunu aştı. Şeyde yerliler göç etmeye başlamış Kilis'te. Kilis neredeyse. Ama niye? Yani Suriye terör estiriyorlar. Ya Taksim'in göbeğinde ikiye ayrılmışlar. İki ayrı Suriye grup çete kurmuş. Taksim'in göbeğinde birbirlerine kurşun sıktılar. Bir öyle evet. 5 yaralı hatırlayın. Evet, daha evet, yeni evet, yer şurada 2-3 evet, ay önce. Evet, ya evet. Şimdi cürete bakın. Adam şey yapıyor böyle. Evet. Ben İstiklal Caddesi'ni evet. Boydan boya evet. Geçin. Türkçe konuşandan daha fazla Arapça konuşan var. Şimdi bunların önümüzdeki dönemde Türkiye'nin başına kısa vadede demiyorum. 3 sene 5 sene daha sonra daha büyük. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılın içerisinde en büyük beka sorunu bu Suriye'den ipini kopup gelenler. Yine söylüyorum. Gerçekten mağdur olan insanlara elbette Türk milleti bağrını açar. Burada öyle bir şey yok. Kim var onların içinde? Neyi denetliyor musun? Hayır. İşitçisi var, bilmem nesi var, el nusası var, zartı var, zurtu var. Peki bunlar bizim başımıza bela olmayacak mı? Şu anda oluyor. Olmaya başladı zaten. Peki böyle... Bu hayır işte. Bir de şöyle bir şey var. Yani insani duygularınız da zedeleniyor. Yani agresifleşiyorsunuz ister istemez. Hani tamam adam kaçtı savaştan. Orada bizim askerler gidip savaşıyorlar. Onlar burada. Nargile çekiyor. İşte biliyorsunuz bütün gazetelerde var. İşte görüyoruz gözümüzün önünde. Adam gelmiş plajda. Nargilesini koymuş oraya. Ve benim anneme bacıma orada laf atıyor. Sarkıntılık yapıyor. Böyle şerefsiz var mı? Bu adamların ne işi var burada? Ha mağdur, yine söylüyorum. Mağdur olmuş, gariban insanları sonuna kadar destekliyor. Peki ne işlerine yarayacak bu insanlar bunların? O, bakın o zaman orada başka sorular geliyor. Şimdi bir, acaba Türkiye'nin gelecekte 10 yıl, 20 yıl sonrasında demografik yapısını değişikliğe uğratarak Türkiye'nin bölme planında, o Büyük Orta Doğu Projesi dediğimizin Türkiye versiyonunda bir başka dert mi Türkiye'nin başına? Ve doğum oranları da çok yüksek. Evet, Gaziantep valisinin geçen şeyi vardı. Ya 100 kişi doğuruyor günde ya. Ne oluyor kardeşim? Doğuruyor, ertesi gün hamile kalıyor. Evet. Otomatiğe bağlamışlar. Böyle bir şey olur mu? Yani bizim bütün huzurumuzu kaçırırlar Türkiye'nin genelinde. Gidin Trabzon'a. Ben geçenlerde gittim.
Ya Türk yok ya. Neresiniz la dedim, temeller. Çay bahçesinde bir sürü şeyler böyle Araplar. Şimdi bakın, bu dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir ülkesi. En gelişmiş, en zengin işte Amerika'sı ve Japonya'sı. Kendi ülkesine böyle önüne geleni almaz. Tabii tabii. Almaz. Tabii. İşin güvenlik tarafı var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. 40 milyar dolar diyor harcama yaptık bunlara. 40 milyar o dolar. O rakam gerçek mi? İnanıyor musunuz? Beni enteres etmiyor. Söylediğini ama söylüyor. Söylüyor. Kendisini söyledi. Ben bilmem onun gerçek. Gerçek olsa ne olur, gerçek olmasa ne olur. 40 milyar dolar Sayın Cumhurbaşkanı dedi mi? Dedi. Evet. AKP yönetimi dedi mi? Dedi. 40 milyar dolar ne demek? Senin cebinden çıkıyor. Avrupa Birliği vereceğiz dedi. Ne verdiler şu ana kadar? 3. Bir 3 milyar dolar olarak o da alınmadı. O da alınmadı. 2 nokta bilmem ne evet. kadar alındı. Senden benden çıkıyor. Senden. Gel bakalım sana zam yapıyoruz. Canım mültecileri biz ödüyoruz. Emeklilere zam yapıyoruz. Biz ödüyoruz. Ha. Tünelleri biz ödüyoruz. Tabii. Emeklilere zam bekliyordu. Ne oldu emekliler? Ne oldu? Hani 3600 vardı 24 Haziran seçimler öncesinde. Ne oldu 3600? Ebeye, hemşireye, öğretmene, polise saydı. İşte ben burada söylüyorum. Hadi buyurun. Siz 3600 ek gösterine git çıkartın. Emeklilikte yaşa takılanlar filan seçimlerden önce bu kadar şey yaptılar. Seçimlerden önce çıkartabilirler mi? Şimdi mi? Çıkarsınlar mı? Çıkarsınlar. Ya şimdi... Yani bu bir taraftan öbür tarafta kendi emekline maaş veremiyorsun. Uydurup bir şey yapıyorsun alevre dalevreyle. Yani hayat pahalılığı artmış bir misli. Gıda da enflasyon gerçek rakamı %60'ları buldu. Gıdada. Ortalama enflasyon %42. Kimse bana anlatsın bunu. Efendim iyi ama bak TÜİK'in rakamı. Ya geç onu.